Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı mermer tatlısı yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Tatlımızı hazırlamaya başlayalım. Bu tencerede vanilyalı kısmı hazırlayacağım ve her iki tencereme de 3'er su bardağı süt aldım. 3 su bardağı sütün üzerine 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Kaşıklarımı dolu dolu kullanıyorum. 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Kakaolu kısmı hazırlamaya başlayalım. 3 su bardağı sütümü tencereye aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao. 2 yemek kaşığı un. Ve son olarak 1 yemek kaşığı nişasta. Buğday nişastası kullandım. Evinizde mısır nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz. Her iki tenceremi de aynı anda ocağa alıp aynı anda sürekli karıştırarak pişireceğim. Kaynayınca ocağın altını kapatacağım. Muhallebilerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi her iki muhallebime de birer paket vanilya ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Kakaolu kısma 1 paket 65 gram sütlü çikolata ekliyorum. Çok daha lezzetli olması için. Ve çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. Suyla iyice ıslattığım kalıbıma muhallebilerimi birer kepçe birer kepçe döküyorum. İyice ıslatmanız önemli bu noktada. Şimdi beyaz muhallebimi döktüm. Sırasıyla çikolatalı muhallebimi döküyorum. Şöyle son kepçemi de koyuyorum. Ve elimle hafifçe şu şekilde düzleşmesi için sallıyorum. Tatlımı önce oda ısısına gelene kadar soğutuyorum. Daha sonra buzdolabında bir gece dinlendireceğim. Tatlımı bir gece kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi üzerine servis tabağımı kapatıyorum ve dikkatlice ters çeviriyorum. Hafifçe kenarlardan vurarak düşmesini sağlayabilirsiniz. Dilimleyerek sizlere dilim şeklinde göstermek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı mermer tatlısı hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.